İnsanın için hayırlı uğurlu olsun. Proje yürütücümüz İsmail Menteş Bey, Azrail Belediye Başkanımız Sayın Osman Nuri Cimelek, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yılmaz ve kıymetli konuklar, sivil toplum diyaloğu Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi ulusal ofisimiz Pınarbaşı Azrail Kastamonu için belediye başkanlarım. Yabancı misafirlerimiz ve Pınarbaşı Azdavaylı bu bölgeden gelen ulustan tüm misafirlere hoş geldin diyoruz. Artık küresel ölçekte bu kadar turizmle uğraştıktan sonra bizim de bir ofisimiz oldu. Artık dünyayı buraya bağlıyoruz. Bunu söyleyebilirim size. Bu ofisle artık biz Karadeniz bölgesinde merkezimiz İstanbul olmak üzere Gürcistan, Türkiye ve Ukrayna olarak artık bu ofisten ekoturizmi ya da sürdürülebilir turizm dediğimiz turizm faaliyetlerini buradan yürüteceğiz. Tabii sizlerin katkısıyla olacak bu. Yani ne kadar katılım sağlarsak da o kadar hızlı ve başarılı oluruz. Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmadığınız için sağ olun. Çok değerli kırsal turizme gönül veren ve inanan dostlarımız. Ayrıca yurt dışından gelen ulusal bir projeye yurt dışından katılan Sayın Mr. Richard, Sayın Vladimir, Sayın Mrs. Natasha hanımefendi, hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugünkü konumuza anlam getireceğini düşündüm. Bir cümleyle özetlemek istiyorum. Yöremizde kırsal turizm ve ekoturizmi önemsiyoruz. Ancak istikbal göklerde olduğu kadar istikbalin köklerde olduğuna da inanıyorum. Eğer istikbalimize geleceğimize köklerimizden gelen değerlerimizle sarılırsak bütün hizmetlerimizde bunların anlam bulacağına ve başarı elde edeceğimize inanıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bölgemizdeki turizm yatırımları ve çalışmalarını tamamen kültürümüze, geçmişimize, yöremiz mimarisine uygun bir tarzda yapılmasının mücadelesini ve inanmışlığını sürdürmemiz gerekiyor. Azdavayımızda, Pınarbaşımızda, Safranbolumuzda turizmin önemi ve ehemmiyeti çok büyük. Bu açıdan düşündüğümüz zaman biz Pınarbaşı olarak, Azdavay olarak belki de bir bozulmuş araba gibi yavaş yavaş turizme doğru gidiyoruz. Ama sizlerin sayesinde Mercedes arabaya binip belki de Safranbolu'nun yanından geçeceğiz yani. Böyle bir inancımız var. Böyle bir inançla yola çıktık. Rabbim yolumuzu açık eylesin. İnşallah bir yerlere geleceğimizi umuyoruz. Bu çalışmalardan dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. İsmail Menteş'e çok çok teşekkür ediyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Hakikaten inanıyoruz ve güveniyoruz. Bu işin sonunda Kastamonu'muz, Pınarbaşı'mız, Azdavay'ımız kazanacak. Çünkü Safranbolu'daki turizm bir başka, bizdeki turizm, yeşil turizm başka olduğu için bizim turizmimiz çok ileri gideceğine inanıyorum. Bozulmamış doğamızın herkesin beğenisine sunmakta çok ticaret yapacağımızı umuyor. Halkımızın bu açıdan da para kazanma açısından da çok güzel bir yerlere geleceğini tahmin ediyorum. Before the rain comes, I want to thank everyone for coming. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Because this is actually your work. Bu aslında sizin işiniz çünkü. And in the future, it will be your efforts that make this a success, not someone higher up. Başarıya ulaşmak için de bundan sonra sizin çabalarınız bizi ileriye taşıyacaktır. Karadeniz bölgesinin sürdürülebilir projesi için bu bizim ilk kurduğumuz ulusal ofisimiz. İlk projemiz için geçerli olan bu iş oldukça başlangıç aşamasında. Ve şu anda bu bölgede uygulama aşamasında. Hatırlamalıdır ki bizim değil bu aslında sizin programınız. Burada yapılması gereken işe sizinle birlikte adımlar attığımız için de bu benim değil sizin işiniz olduğu ve işinize sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bunun devamını diliyorum. Şimdi değerli konuklar burada bu biraz bu logomuzu açıklayalım. Bu çok böyle çok yazılı olduğu için çok anlamı var.
Bu ulusal ofis demek, Ukrayna, Türkiye, Gürcistan'da kurulmak olduğumuz bu turizm birlikteliğinin, sürdürülebilir turizmin merkezi. Yani Türkiye'deki bu sisteme girecek herkes artık bu ofiste iletişim kuracak. Sivil toplum diyaloğu, bu bizim programı destekleyen bir işte Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş, program. Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi bizim sunduğumuz proje. Altı da zaten İngilizce. Yukarıdaki Avrupa Birliği Türkiye bayrağı biliyorsunuz. Bu bütün bir logo. Bu merkezi finans. Bizimle her türlü finansal sözleşmeyi imzalayan. Bu yine sivil toplum diyaloğunun logosu. Bunları hep kullanmak zorundayız. CAT bizim logomuz var. Burada Richard'ların logosu. Şimdi bunları birlikte takacağız. Bu ofisin dahil olacağı bizim kurduğumuz birliğin logosu olacak. Okay. Okay. Be careful, please. My... Watch it. This That's his finger. Okay. Elinde vurma. Orantılama açma. Sedat Bey, bu işin emekçileri de bu. Polibar otan atar. Sadece erkeklerin işi değil, bakacağız. O Natasha bu işi biliyor. Natasha, it's okay. Polo profil, можно polibar otan? Tutun. 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 You have to face. En sertler burası herhalde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz çoğunuz bu bölgede yaklaşık 2000 yılından beri bu bölgede çalışmalar var. İşte Ulus, Pınarbaşı, Azdabay, Şevkalar, Çile. Ama çalışmaların yoğunluğu tabii Azdabay ve Pınarbaşı'nda. Tabii bu çalışmalar bir noktaya geldi. İşte burada tesisleri yapıldı. Ulus'ta, Pınarbaşı'nda, Azdabay'da yatak kapasiteleri arttı ama bir sorun var. Yani biz dünyayla bütünleşemiyoruz. Yani işte ne bileyim oba tesisleri kendini pazarlama şansı yok. Yani istediği kadar tesisi güzel olsun. Bu Ilıca içinde geçerli, Paşa Konağı içinde geçerli. Küresel ölçekte kendinizi pazarlamanız, yaptığınız işi insanlara anlatabilmeniz için bu tür birlikteliklere ihtiyaç var. Çünkü bizim sonuçta burada asıl kaynağımız doğa. Yani bu doğayı kullanıyoruz. Bu doğanın bize, bu potansiyelini biz turizm amaçlı değerlendirmek istiyoruz. Ama bunu tabii doğayı bozmadan işte onun için sürdürülebilir diyoruz. Şimdi Ukrayna, Gürcistan, Türkiye Birliği nereden çıktı? Biz buradaki gelişen turizmi gördük. Bunu küresel ölçekte, önce Karadeniz bölgesinde birleştirelim. İşte Richard'la 2-3 yıldır bir çalışma yapıyoruz. Tabii biz çok çalışmaların çoğuna belediye başkanlarımıza geliyoruz, ziyaret ediyoruz ama tabii teknik çalışmalar olduğu için böyle bu noktalara gelmeyince çoğunlukla haber olmuyor doğal olarak. Bunu bir projeye dönüştürdük. Dedik ki buradaki özellikle Küre Dağları'nın değerini de, gelecekteki değerini de görerek bir projeye dönüştürdük. Artık dedik bu bölgede turizmle uğraşanları bunun içine alalım bu birlikteliği ve dünyaya açılalım. Yaptığımız iş bu aslında. Böylece biz ulusal ofisi de Pınarbaşı'na kurarak aslında Azdabay, Pınarbaşı, Ulus ve Şehpazar hattını aslında bu merkezden en iyi nokta burası şey olarak, coğrafi olarak buradan yönetmek ve artık buradan Karadeniz'i hatta Karadeniz ülkelerini de buradan yöneteceğiz inşallah gücümüz yeterse. Yani bu ofis aslında bir anlamda uluslar arası bir de niteliği var. Tabii bir de merkezimiz olacak İstanbul'da sekreterya. O sekreterya aslında bizim ofise üye olanları, diyelim Trabzon'dan biri de bu sistemin içine dahil olabilecek, Samsun'dan da Zonguldak'tan. Şimdi bu sistemin içine dahil olacaklar. Bu ulusal ofis aracılığıyla biz de İstanbul sekreterliğiyle bağlantı kuracağız. Ve İstanbul sekreterliğinde işte artık küresel ölçekte bunu karşılayacak, pazarlayacak. Ve bir web sayfası oluşuyor. Bu web portalı üzerinden işte burada bize dahil olan tüm tesisler bu web portalı üzerinden pazarlanacak. Yani Oluca Şelalesi'ni, Valla Kanyonu'nu, Galim Arası'nı görmek için geliyor şimdi. Yani bildiğimiz kadarıyla. Şimdi bunları da korumazsak zaten hiç bu işleri yapmamıza gerek yok. Dolayısıyla bir de şu önemli, benim için çok önemli bir şey. Ya düşün ilk kez işte Pınarbaşı, Azdabay gibi
kendi şeyimiz yani işte ücra yerlerde hiç kimsenin önem vermediği diyelim artık bir yerde böyle dünya çapında bir ofis açıyoruz ya. Çok önemli bir şey. I will be a little bit briefer, but this project is to expand the Black Sea Sustainable Rural Tourism Program inside Turkey. Bazılarınız zaten bu projeyi öncesinden beri biliyorsunuz, o yüzden biraz kısa keseceğim. Fakat bu projenin amacı sürdürülebilir turizmi Karadeniz bölgesinde bölgesel olarak geliştirmek. The program is an integrated community-based program around the Black Sea. Karadeniz bölgesinin etrafındaki toplulukları, yöreleri, orada bulunan halkı birbirine kaynaştıracak bir projedir aslında bu proje. Bu sebeple tek bir bütün olarak hareket eder zaten. Bu herkesin birbirinden bilgi sahibi olarak birbiriyle etkileşerek yürütebileceği bir programdır. Here in Turkey. Her bir topluluk, her bir yöre topluluğu bu sebeple ulusal ofisle birlikte çalışacaktır. Bunun için verdiği direktiflerler ve belli başlı verdiği önerilerle bu işin devamında da hepimizin birlikte hareket etmesi için elinden geleni yapacaktır. Hiç kamera tutmuyor. Olağan. No, but we need to look in one camera. In general.